Herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Hyundai Kona Elektrik. Elektrikli otomobillerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yakın zamanda bolca etrafımızda göreceğiz. İşte Hyundai Kona'nın da elektrikli versiyonu geçtiğimiz aylarda bizimle buluştu. Daha önceden ben içten yanmalı versiyonunu test etmiştim. Açıkçası elektriklisi de çok hoşuma gitti. Detaylarını birazdan birlikte test edeceğiz. Ama ondan önce biraz elektrikli otomobillerden ve elektrikli otomobil kullanmanın avantajlarından bahsetmek istiyorum. Bir kere gürültünün çok yüksek olduğu büyük şehirlerde sessiz oluşları ve çevreci oluşları çok büyük avantaj. Çevreci diyorum çünkü her geçen gün yeni emisyon değerleri biliyorsunuz, yeni emisyon yaptırımları çıkıyor. Avrupa'da bazı kentlere dizel araçlar giremiyor. Markaların çoğu artık dizel üretimlerini bitirdiler bile. Dolayısıyla elektrikli otomobil kullanmak burada ciddi bir avantaj. Sessiz olması da bence psikolojik anlamda da bir katkı sağlıyor. Çünkü şehir çok gürültülü. Her yerden bizi bir şekilde uyarıyor. Trafik, sıkışıklık derken rahatlatıcı bir etkisi var elektrikli otomobil kullanmanın. Ve tabii ki yakıt. Yakıt tüketiminde de elektrik her zaman daha avantajlı oluyor. Onun da tabii gece ve gündüz fiyatlarına göre de ayrıca bir avantajı olabiliyor. Tabii hızlı şarj mı ediyorsunuz yoksa direkt toprak prizden mi ediyorsunuz? Buna göre de fiyatlandırması değişiyor. Sürelerini de birazdan size şarj kısmını gösterirken aktaracağım. Bunun dışında ivmelenmesi çok güzel sevgili arkadaşlar. Bir kere beygir gücü yüksek olduğu için, tork gücü yüksek olduğu için bir anda performansını hissedebiliyorsunuz. Bu da yine hem şehir içinde hem şehir dışında size çok güzel, çok performanslı bir sürüş keyfi sunuyor. Dinamik bir araç kullandığınızı her an hissediyorsunuz. Ve bakım maliyeti de bir diğer avantajı. Çünkü içten yanmalı motora sahip otomobillerdeki gibi debriyaj ya da vites dişlileri olmadığı için daha az bakım gerektiriyor ve daha uygun maliyetli bakımı oluyor. Burada belki sizi düşündüren bataryalar, yani onlara bir şey olduğunda, bataryalarda bir arıza olduğunda nasıl olur konusu düşündürebilir. Bununla ilgili de Hyundai'nin özelinde 8 yıl ya da 160 bin kilometre garantili batarya garantisi var Hyundai Kona'nın. Ve Kona Elektrik tam 448 kilometre menzil sunuyor sevgili arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli. Görüyoruz gün geçtikçe menziller uzuyor. Elektrikli araç kullananların en büyük kaygılarından biri hep o şarj bitti, işte gidebilecek miyim? Hani şehir içinde bir şekilde bir yerden bir yere gidiliyor da şehirler arası gidebilecek miyim kaygısıdır. İşte Kona ile bunu yapabilirsiniz ve şarj süreleri de kısaldığı için artık teknoloji geliştikçe, yine Kona'da daha detaylı bahsedeceğim ama hızlı şarj istasyonunda %10'dan 80'e çıkış süresi sadece yanlış hatırlamıyorsam 45-50 dakikalık bir süre. Bu gerçekten çok iyi. Yani siz bir otobanda bekleme noktasında aracınızı park edip şarja takıp kendi işinizi halledip bir yemek molası verdiğinizde aslında aracınızı şarj etmiş olacaksınız. Bu anlamda bence güzel bir menzil ve teknoloji sunuyor Hyundai Kona. Evet, bu kadar elektrikli otomobil dünyasından bilgi verdikten sonra Kona özeline de biraz indik. Şimdi artık tasarımdan sürüşe kadar bütün detayları inceleyelim birlikte Hyundai Kona Elektriği bu güzel manzarada. Ben enerji doluyum, onun da bataryası dolu. Birlikte test edelim diyorum. Evet, aracın tasarımına geçeceğim ama önce renginden başlayalım. Gerçekten çok güzel değil mi mavisi? Böyle bir elektrikliye de gönderme yapıyor sanki. Ben mavi renkli elektriği tabii ki çok yakıştırıyorum.
Bunun dışında yani toplamda tam 7 farklı renk seçeneği sunuyor Hyundai Kona. Tabi B SUV yani B segmenti küçük kompakt SUV'lerde biraz daha kişiselleştirmede ön plana çıkıyor. Böyle detaylar, fazla renk seçeneği, içeride de yine seçimler fazla olunca kullanıcı da kendini daha özel hissediyor. Gelelim tasarıma. Ön kısımda ilk dikkat çeken ızgara kısmı haliyle. Diğer Kona'da olduğu gibi bir ızgaramız yok. Burası komple kapalı. Üstelik burada aracımızı şarj edeceğimiz alan bulunmakta. Çok da kolay bir şekilde açılıyor. Önden şarj ediliyor. Biliyorsunuz bazı elektrikli otomobillerde yandan şarj ediliyor. Hyundai Kona'nın far tasarımları her zaman hoşuma gitmiştir. Böyle o Kore, Uzak Doğu çekik göz algısını bende uyandırıyor. Gündüz farları ve LED farları gerçekten çok hoş. Özellikle de gece şık duruyor. Hem de ona karakteristik bir özellik katıyor. Ben Hyundai Kona'yı gece önden gördüğümde çok rahat tanıyabiliyorum bu görüntüsünden dolayı. Ayrıca Kona elektrik daha böyle keskin hatlara sahip, aerodinamik olarak aslında geliştirilmiş, akışkan bir tasarımı var. Hani o rüzgara göre performansını daha arttıracak detaylar. Yine yanda da böyle aerodinamik kısımla ilgili parçalar bulunmakta. Yan tarafa baktığımızda 17 inç büyüklüğündeki jant tasarımımız oldukça şık. Ben görüntüsünü beğendim. Aynı zamanda da çamurluklarımız gördüğünüz gibi gövde renginde. O da bir bütünsellik sağlamış. Sinyal detaylı yan aynalarımız. Aracı kilitlediğimiz zaman otomatik olarak kapanıyor. Aracı anahtarsız olarak giriş yapabiliyoruz ve anahtarsız olarak da çalıştırıyoruz. Tabii bunlar büyük konfor. Anahtarımızı da size şöyle göstereyim. Kendisinin cebimizde ya da çantamızda olması yeterli aracımıza binmek ve çalıştırmak için. Kona arkaya doğru biraz eğimli, böyle bir kupe formu var. Sportif bir araç zaten. Agresif ve sportif bir görüntüsü var. Arka camlar karartılmış. Bu da içerideki yolcuların konforunun düşünüldüğünü gösteriyor. Camın üzerinde de burada bir tane etiket var. Üzerinde 5 yıl ultra servis yazıyor. Aslında bu bir Hyundai Kona'yı aldığınızda 5 yıl ya da 100 bin kilometre güvencesi sunduğunu gösteriyor. Yani aracınızda üretimden kaynaklı bir arıza çıkarsa bu süre ya da kilometre zarfında Hyundai size bu konuda bir güvence veriyor. Ve ayrıca Kona elektrikle diyelim ki şarjınız bitti, yolda kaldınız. Bir defaya mahsus bir yıl süreyle, bir yıl içinde aracınızı kaldığınız yerden alıp çekiciyle en yakın şarj istasyonuna götürme hizmeti de var Hyundai Türkiye'nin. Evet, arka kısımla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bir de yukarıda tavan barlarımızı görüyorsunuz. Bu da yine aracımızın SUV kimliğini vurguluyor. Gerektiğinde de bagajınıza sığmayan ağırlıkları yukarıya koyabilirsiniz. Aynı zamanda da köpek balığı yüzgeci şeklindeki antenimiz de bence gövde rengi olmasıyla birlikte güzel bütünlemiş tasarımı. Hadi şimdi biraz arka kısma geçelim. Arka kısımda biraz bagajı keşfedelim. Neler var, kaç litre hacmi var bagajımızın. Evet, Kona elektriğin arka kısmına da geçtik. Şöyle baktığımızda ilk dikkat çeken tabii ki elektrik yazısı oluyor. O bir elektrikli. Aynı zamanda şöyle spoilerımız, spoilerın altında gizlenmiş fren lambamız da tabii geceleri özellikle çok dikkat çekiyor. Yine far yapımızsa yana doğru uzanıyor. Aynı zamanda bir kısmı bagajın üzerinde, bir kısmı da yine yan kısımda bulunuyor. Kona'nın arka kısmı bence hoş. Yine o çekik Uzak Doğu çizgilerini görüyoruz far yapısında. Aşağıda da yine ayrı bir far yapısı bulunmakta, ikiye bölünmüş şekilde. Şöyle bagajımızı manuel olarak açıyoruz. Ve bizi 332 litre hacminde bir bagaj bekliyor. B SUV segmentine göre ortalama bir bagaj. Ama aracımızın elektrikli olduğunu düşünürsek, bataryalarında varlığını katarsak aslında hiç de fena değil. Bagajımızda ise aracımızı şarj etmek için, hızlı şarj için gördüğünüz
kablomuz bulunmakta. Aslında bu kabloyu istersek şöyle bagajımızın altında da saklayabiliyoruz. Burada da alan var. Yine daha fazla bagaj hacmine ihtiyacımız olursa da arka koltukları yatırabiliyoruz ve aracımızı şu şekilde manuel olarak kapatıyoruz. Evet, konanın arka kısmına da geçtik. Şöyle diz mesafesine baktığımızda zaten öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Diz mesafesi oldukça rahat. Baş mesafesi ise 1.73 boyundaki bana göre fena değil. Aslında yani 1.80 üzerindekiler konuda çok da rahat edemeyebilir. Biraz daha dizlerini öne kaydırıp arkaya doğru yatmaları gerekecek oturuş pozisyonunda. Ama koltuklarımız rahat. Deri kumaş karışımı. Ben biraz daha renkli, açık renk koltukları tercih ederdim açıkçası. Şöyle baktığımızda ortada bir de kolçağımız var. İçeceklerimizi de koyabileceğimiz. Uzun yolculuklarda bize o konfor alanını da sağlamış Kona. Koltuklarda izofix alanları da var otokoltuklar için. Aynı zamanda bir aile arabası olarak da düşünebiliriz. Ya da evin ikinci aracı olarak da Kona elektriği aslında tercih edebiliriz. Yine zemine baktığımızda şaft tünelinin çok alçak, neredeyse yok kadar olduğunu görüyoruz. Bu da gerektiğinde 3 kişinin Kona'ya sığabileceğini gösteriyor. Benim proporsiyonlarımda 3 kişi buraya bence rahatlıkla sığabilir. Malzeme kalitesi olarak sert plastikler kullanılmış. Ara ara yumuşak şurada deri detaylarda bulunmakta. Ama genel anlamda sert malzemeler var. Sert malzemeler olması her zaman aracın kalitesiz olduğu anlamına da gelmiyor. Önemli olan aracı sürerken bu malzemelerin ses çıkarıp çıkarmaması benim nazarımda. Yine burada koltuklarımız deri koltuk. Onlar yıpranmasın diye arka kısma daha sert malzeme korumalık kullanılmış. Bu detayları da seviyorum. Saklama alanı olarak da file cepler var her iki koltukta da. Yine kapı içlerinde de en azından içeceğimizi koyabileceğimiz, yine şu tuttuğumuz yerleri de saklama alanları olarak kullanabileceğimiz alanlar mevcut. Özetle Kona'nın arka yaşam alanı hakkında söyleyeceklerim bunlar. Gerektiğinde bireysel, gerektiğinde aile kullanımları için uygun diyebilirim. Burada bir tane de atladım çünkü. Bir tane hızlı şarj alanı var. Yani elektrikli bir araçtayız. Mümkün oldukça şarj alanlarını bolca görmeyi de tercih ederim. Şimdi en merak ettiğimiz kısım ön panele geçelim. Sonrasında da Kona elektriğin sürüş kısmını birlikte test edelim. Evet, Hyundai Kona elektriğin kokpit kısmındayız. Şimdi aracı çalıştıracağım. Bu uyarı sesi olmasa aracın çalıştığını asla anlamayabilirsiniz. Çünkü gerçekten hiç ses yok. Elektrikli otomobillerin bu kısmını gerçekten seviyorum. Çünkü ben biraz sessizliği seviyorum. Kokpit alanımız, özellikle orta konsol bence çok modern, çok teknolojik ve aslında yalın da, kullanımı çok basit, derli toplu. Şurada gördüğünüz kısımda kablosuz şarj alanı var, hem de bir USB alanı var. İkisini de kullanmıyorsanız bir saklama gözü olarak kullanabilirsiniz. Üst kısımda bildiğimiz klasik vites olmadığı için düğmelerle şanzımanı kullanıyorsunuz. Buna da kolaylıkla alışabiliyorsunuz. Şöyle çok ergonomik, yani elinizi şuraya yerleştirdiğinizde parmaklarınızla drive'dı, geriydi, boştu, parktı, hepsi burada. Burada da elektrikli park frenimiz var. Buradaki düğmelerse koltuk ısıtması, sürüş modları, direksiyon ısıtması, auto hold ve kamera açılarını görmek için olan düğmeler mevcut. Hemen burada iki tane tabii içeceklerimizi koymak için alan düşürmüşler. Burada da klima, ya işte bunu da çok hoşuma gitti, sevdim. Neden? Klima deyince hep bazı markalarda tamamen dijital oluyor ve multimedya ekranından kontrol ediyorsunuz. Ama ben aracı kullanırken şu düğmelerle manuel olmasını tercih ediyorum genelde. Çünkü dikkatim dağılmıyor öyle olunca. Bana daha pratik geliyor. Yani teknolojiye geçerken bazı konuların illa dijitalleşmesi gerekmiyor diye düşünüyorum. Manuelde kalabilir. Önemli olan hangisinin daha faydalı olduğunu belirlemek diye
benim naçizane fikrim. Hyundai'nin multimedya ekranlarını çok seviyorum. Özellikle bu kısmı. Doğa Sesleri diye bir bölüm var. Hani böyle trafikten, gürültüden, şehirde gerçekten zor bir gün geçirdiyseniz, bunaldıysanız şöyle aracınızı park edin. Ondan sonra bu doğa seslerini açın. Sakin deniz dalgası mı istiyorsunuz? Şurada deniz manzarasıyla bir yandan dalga sesini dinleyip bir 3 dakika, 5 dakika meditasyon yapabilirsiniz. Ya da ormandaymışçasına gözlerinizi kapatıp huzurla dinlenebilirsiniz. Bu tarz böyle minik detaylar benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca farklı farklı yine sesler bulunmakta. Tabii şimdi elektrikli bir araç kullandığımız için EV moduna da şöyle bir bakalım. EV moduna tıkladığımızda enerji bilgimizi burada görüyoruz. Aracımızın şu an enerji bilgisi %91'i dolu arkadaşlar. Şu an ben açtım, çalışıyor ve pilimizin %91'i var. Çok güzel. Aynı zamanda da burada şarj limitlerimiz yazıyor. Sürüşlerimiz, bilgilerimiz, işte ayarlar, kış modu, uyarılar gibi böyle hani elektrikli araç kullanmakla ilgili birçok detayı burada görebilirsiniz. Dijital sürücü ekranına da baktığımızda drive modlarına göre renk değiştiren, şekil değiştiren bir dijital ekranımız var. İşte Eco, Sport ve Normal modlarımız da mevcut. Onu da sürüş kısmında birlikte deneyeceğiz. Direksiyonumuz bence sade. Ama düğmeleri işlevsel. Buradan hem multimedya ile ilgili, telefonla ilgili hem de sürüş asistanları ile ilgili tuşları kontrol edebiliyoruz. Bir de şu arkadaki kulaklıklar çok önemli. Yine sürüşte de test edeceğiz. Burada aracımızın frenleme modu var kendi. Normal fren pedalı dışında. Buradan yavaşlattığımızda kademeli olarak kendi duruyor ve aynı zamanda da deşarj ediyor aracı. Güzel bir özellik. Konsol kalitesine de baktığımızda sert ve yumuşak detayların bir arada olduğunu görüyoruz. Ben burada sadece şunu beklerdim. Birazcık daha Kona tarzı B SUV araçların içinin renkli olmasını isterdim. Hatta ilk çıkan Konalarda böyle emniyet kemerlerine kadar renkliydi. Sarılı, kırmızılı, mavili Konalar vardı. Keşke şimdi de olsaydı diyorum. Yine saklama alanı olarak torpidoya baktığımızda orta büyüklükte bir torpido alanımız var. Burada güzel bir kolçağımız var. Bu arada kolçağın önünde de anahtarı koyabileceğimiz yine küçük bir saklama alanı düşünmüşler. Hiç de fena olmayan, geniş diyebileceğim bir kol dayamamız mevcut. İleri geri oynamıyor, sabit. Orta konsolun hemen altında da yine bir aslında saklama alanı var. Burayı çift bölmeli yapmışlar. Ve tabii burada hani o bildiğimiz vites şanzıman olmamasının etkisiyle olduğunu düşünüyorum. 12 voltluk bir soket ve hemen karşısında bir hızlı şarj alanı bulunmakta. Tam cam tavan değil belki ama sunroof özelliğini de sizlere gösterelim. Bu şekilde güzel havalarda, böyle güzel havalarda tabii tadı çıkar. Yine burada güzel bir aynalı, ışıklı cep alanı bulunmakta ama ışık sarı ışık. Ben burada LED beyaz ışıkları tercih ederim. Özetle genel anlamda ön kısımla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Şimdi Hyundai Kona elektriği biraz da sürelim, kullanalım, bakalım. Elektrikli araç kullanmak nasıl, onun dinamikleri, onun verdiği keyif nasıl, birlikte test edelim. Evet, sürüş kısmına geçtik. Aracımı şöyle çalıştıralım. Ve elektrikli koltuğumuzu da istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şimdi aracımızı D'ye alıp sürüşe geçebiliriz ama öncesinde ben size bir geri görüş kamerasını da göstereyim. Gördüğünüz gibi kılavuz çizgileri olan, oldukça çözünürlüğü iyi geri görüş kameramız var. Aynı zamanda da ön arka park sensörlerimiz de mevcut. Şimdi sürüşe geçme vakti. Evet, bakın araç hareket ediyor ama hiçbir şekilde ses yok. Yalnız tabii ki yoldaki canlıların, yayaların ve hayvanların duyması için bir suni ses dışarıya veriyor aracımız. Aracımız
204 beygir gücünde tam 395 Nm torka sahip. İvmelenmesi ise gerçekten çok iyi. 0-100 km hızlanmasını tam 7.9 saniyede gerçekleştiriyor. Hiç fena değil. Aynı zamanda maksimum 167 km/s hız yapıyor. Ben elektrikli araçları kullanmasını gerçekten seviyorum. Şehir içinde özellikle altınızda, gaza bastığınızda her an ivmelenecek, hızlanacak bir aracın olduğunu bilmek bence çok keyifli. Aynı zamanda Kona'nın teknolojileri de çok iyi. Mesela uyarı sistemlerini çok seviyorum. Diyelim ki sıkışık trafikte bekliyorsunuz ya da kırmızı ışıkta bekliyorsunuz ve önünüzde bir araç var. Daldınız bir şekilde, aracın gittiğini görmediniz. Kona sizi sesli olarak uyarıyor, araç hareket etti diye. Bu gerçekten güzel bir özellik. Aynı zamanda yine aracınıza binmeden arka kapıyı açtıysanız eğer bunu unutmuyor. Siz sürüşünüzü tamamladığınızda, kontağı kapattığınızda, aracınızdan inmeye hazırlandığınızda arka koltuğa bakmayı unutmayın diye yine görsel ve sesli olarak uyarıyor. Bu özellikler bence günlük hayatta, pratik hayatta hayat kolaylaştıran pratik asistanlar. Benim hoşuma gidiyor. Yine sürüş asistanları da oldukça gelişmiş. Mesafe ayarlı, otomatik olarak öndeki araca göre duran kalkan adaptif cruise kontrolü var. Yarı otonom sürüş sistemine sahip. Aynı zamanda şeritte kalma, şerit takip uyarısı, kör nokta uyarısı ve geri geri çıkarken arkadaki aracı algılayan ve ona göre ikaz eden, gerekirse frenleme yapan özelliği de var. Yine yaya bisikletli algılayan, gerektiğinde ani fren yapan sesli uyarı sistemi de Kona'da mevcut. Elektrikli otomobiller gün geçtikçe sayıları hızla artıyor. Kona'da aslında diğer motor seçenekleriyle bildiğimiz, içten yanmalı motorla bildiğimiz Kona'nın da elektriklisi bu şekilde uyarlanmış. Bence çok da güzel olmuş. Gelelim şarj konusuna. İster toprak prizle, isterseniz de hızlı şarj dediğimiz ünitelerde şarj edebiliyorsunuz. Bunları işte artık birçok yerde bulunuyor. Otoban üzerinde, AVM'lerde bulunmakta. Burada Hyundai'nin Kona'nın içinde e-kart da bize vermiş yetkililer, hani gerek duyarsak dışarıda şarj edelim diye. Aynı zamanda da evinizdeki toprak prize ya da wallbox, zaten aracı alırken de hediye ediliyor. Wallbox'ınızı da kurup takabiliyorsunuz evinizde, eğer imkanınız varsa otoparkınızda. Şarj etme süreleri elektrik akımına göre değişiyor. Yani toprak prizde de akımın düşük olduğu zaman işte yaklaşık 9 saat, hızlı olduğunda yaklaşık 6.57 saate yakın zamanda aslında telefonunuzu eskiden nasıl şarj ederdik? Akşam koyardık, sabah alırdık. Aracınızı da akşam şarja takıp sabah alabilirsiniz. Ya da wallbox'ınız varsa ya da iş yerinizde yine şarj etme imkanınız varsa aslında aracınızı gittiğinizde şarja koyup akşam mesai bittiğinde de şarjdan alabiliyorsunuz. Günlük yolculuklarda da hızlı şarjlarda daha %10'dan 80'e hızlı, yoğun, işte o elektrik kilowatt yüksekliği fazla olan da size sadece böyle 45-50 dakikada %80'e kadar taşıyor %10'dan. Bu da çok güzel. Yolda çok vakit kaybetmeden herhangi bir durakta, istasyonda aslında aracınızı şarj edebileceksiniz. Yani teknoloji hızla gelişiyor. Kona'da bence bir elektrikli araç alınacaksa menzil konusunu çok düşünmeden, şarj süresini de çok düşünmeden, ya evet ben elektrikli araç kullanabilirim diyebileceğiniz bir model olarak karşınıza çıkıyor. Normalde çünkü böyle 250 falan olunca menzil insanı korkutuyor. Hele böyle klimayı açınca, işte ne bileyim koltuk ısıtmasını çalıştırınca, telefonunuzu şarja koyunca falan o daha da düşüyor. O zaman böyle hani çok kısa mesafelerde sadece gittim geldim yapmak için. Şahsen ben bugün şu an 333 km menzil gösteriyor benim aracım. Bugün ben Kona'yla bu testi de tamamladıktan sonra Bayramoğlu'ndan Kuruçeşme'ye gitmeyi planlıyorum. Yani bunu planlayabiliyorsam, böyle bir cesaretim varsa, evet elektrikli araç teknolojisi de gerçekten ilerlemiş demektir.
özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklar. Bu kulakçıklar diğer araçlarda olduğu gibi F1 kulakçıkları değil. Vitesi yükseltmek ve alçaltmak için. Bu rejeneratif frenleme yapma özelliği. Yani biz frene basmadan, yani fren pedalına basmadan bu kulakçıkları kullanarak kademeli olarak aracı durdurabiliyoruz. Bunu yaptığımız takdirde de araç aynı zamanda şarj oluyor. Tekrar şarj oluyor, yeniden şarj oluyor. Bu şekilde özellikle uzun yollarda kullanırsanız biraz daha öngörülü olarak, hani öndeki aracın yavaşlamasına, hızlanmasına bağlı olarak bu kademeli frenlemeyi kullanırsanız çok daha verimli bir menzil mesafeniz olacaktır. Şarjınızı çok daha verimli olarak kullanmış olacaksınız. Bu da diğer bir özelliği. Ve gerçekten neredeyse duruyor. Bakın şu an üçüncüye geçtim. Kademe olarak durdu. Kendi kendine durdu. Hiç frene basmadım. Bunlar güzel özellikleri. Gelelim diğer detaylara. Şimdi normal bir araç olarak değerlendirdiğimizde Kona 17 inç jantlarıyla yerden yüksek bir sürüş pozisyonunda sürüş özelliğine sahip bir SUV. Aynalar olsun, gerek camlar, sütunlar, öndeki görüş açılarımız gayet iyi. Arka kısım bir tık daha basık gibi köşe kısımlar ama yine de geri görüş kameramızla, dikiz aynamızla arkayı görebiliyoruz. Sadece 3 kişi fullerse birazcık görüşümüz daralabilir arkadan. Yol tutuşu Kona'nın hiç fena değil ama çok yüksek hızlarla viraja girmenizi tavsiye etmiyorum. En nihayetinde bir SUV. Süspansiyonu tabii ki elektrikli araç olduğu için bence bir tık sert, daha böyle frenleme odaklı, zınk diye durabiliyor. Çok yumuşak olduğunu söyleyemeyeceğim. Bunun dışında bir diğer konu da izolasyon. Evet, sessiz bir sürüş var, motor sesi yok, lastikler de öyle ses yapmıyor ama aracınızla 90 km, 100 km'nin üzerine çıktığınızda camlardan rüzgar sesi geliyor. Biraz izolasyon konusunda bence iyileştirmeye ihtiyacı var. Bir tık daha olsaymış, bir tık daha iyi olsaymış bence mükemmel olurmuş. Çünkü ben sessiz bir araca biniyorsam kabin içindeki o sessizliği de yüksek hızlarda tabii ki ararım. Bunun dışında ses sistemi. Sessizlik demişken ses sisteminden de bahsedelim. Premium ses sistemi var. Gerçekten de müziğinizi keyifle dinleyebilirsiniz zaten. Bluetooth'la kolaylıkla telefonunuzu bağlayıp Android Auto'su, Apple CarPlay, tüm teknolojik özellikleri o anlamda mevcut. Evet, anlat anlat bitmiyor. Daha aslında anlatmadığım, değinmediğim mutlaka başka özellikler de vardır ama sizleri sıkmak da istemiyorum. Bu testimde elektrikli araç kullanmanın farklılıklarından, avantajlarından bahsetmek istedim. Fiyatlar konusuna girmek istemiyorum çünkü o konu genel anlamda içimizin acısı, yarası. Ama eğer ben ekonomik olarak bir araç alacak olsaydım, elektrikli bir araç düşünseydim, SUV olarak Hyundai Kona kesinlikle değerlendireceğim araçlardan biri olurdu. Siz de eğer düşünüyorsanız bence Kona elektriği mutlaka test edin diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.